Herkese merhaba. İndikatör seçimi konusunun dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. Bir önceki bölümde taklitçi robotumuzun tuzaklarına düşmemeyi öğrendik. Son iki bölümde robota silah ve zeka takviyesi eklemeyi hedefliyorum fakat konu konuyu açtığı için ertelemek zorunda kalıyorum. İndikatör serisini bina yapımı gibi düşünebilirsiniz. Yanlış mimari yapmaktansa adım adım daha düzgün binalar inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu seride bir taç mahal yapmasak da düzenli bir bina yapacağız. Robotlarımıza zeka takviyesi yapabilmemiz için yazılım dillerinde olmazsa olmaz if yapılarını mutlaka öğrenmemiz lazım. If yapılarının mantığı her yazılım dilinde aynı olmasına rağmen imla kuralları farklılık gösterebilir. İlk olarak Matrix'teki if yapısıyla başlayalım. Metastop dilinde if bloğu ekranda gördüğünüz gibi yazılır. If'in dilimizdeki karşılığı eğer demektir. Kodları parçalayarak ilerleyelim. Eğer yazdıktan sonra sisteme bir koşul vermemiz gerekir. Bu koşulumuz a'nın b'den büyük olması. Daha sonra den da bölümüne geçeriz ve a'nın b'den büyük olduğu durumlarda sistemin ne yapması gerektiğine karar veririz. Örnekte c ve d kesişimini kullanıyoruz. Son olarak else bölümüne geçeriz. a b'den büyük değilse sistemin ne yapması gerektiğini söyleriz. Bu örnekte de e ve f kesişimini kullandık. Kodlarımızı tekrar birleştirelim ve son haline bakalım. Eğer A, B'den büyükse C ve D kesişimini kullan. Değilse E ve F kesişimini kullan. If yapılarını daha iyi ve yerinde anlayabilmemiz için Python programına geçiyorum. İlk olarak A ve B isimli iki tane değişken oluşturuyorum ve input fonksiyonu yardımıyla kullanıcıdan iki adet sayı girmesini istiyorum. Daha sonra kontrol mekanizmamı oluşturmaya başlıyorum. Eğer A, B'den büyükse C ve D kesişimini kullan. Değilse bu sefer E ve F kesişimini kullan diyorum. Sistemi çalıştırıyorum. İlk olarak A'nın B'den büyük olduğu duruma bakalım. Bu bölgede birinci kontrol mekanizmamız devreye girdi. Şimdi değilse bölümünü yapalım. Programı tekrar çalıştırıyorum ve B'nin büyük olduğu sayıyı veriyorum. Gördüğünüz gibi ikinci kontrol mekanizması da devreye girdi. Bir adım daha ileri gidelim. Bu sefer de A'nın B'ye eşit olduğu durumu kontrol edelim. Bunun için elif komutunu kullanırız. Yani if eğer demekti elif komutu ise eğer öyle değil de böyleyse anlamında. Elif komutuna A'nın B'den küçük olduğu koşulunu ekliyorum ve EF kesişimini buradaki kontrol bölümüne alıyorum. Else komutuna gelip diğer bütün koşullarda X ve Y kesişiminin kullanılmasını istiyorum. Programı tekrar çalıştıralım. Yine ilk olarak A'nın B'den büyük olduğu sayıları verdim ve CD kesişiminin kullanıldığını gördük. İkinci olarak A'nın B'den küçük olduğu sayıları giriyorum. EF kesişiminin kullanıldığını görüyoruz. Son olarak A ve B'yi eşit girdim. Bu sefer de XY kesişiminin kullanıldığını gördük arkadaşlar. Hayal gücümüzü kullanalım. Kontrol mekanizmalarımızı borsaya uyarlayalım. İlk mekanizma yükseliş bölgesinde robotumuzun nasıl davranacağını kontrol etsin. Kişisel tercihlere göre değişiklik gösterebilmekle birlikte ben bu bölgede cesur, hızlı, gözü kara bir robot kullanmak isterim. İkinci mekanizmada düşüş bölgesindeki davranışları kontrol etsin. Bu bölgede yukarıda gördüğünüz hızlı robotumuza hızın felaket olduğunu anlatıp daha yavaş olmasını istiyorum. Bu bölgeyi genelde dinlenmeyle geçirsin. Üçüncü mekanizmada neyle savaştığımızı bilmediğimiz için robotumuzun paranoyak bir şekilde davranmasını istiyorum ve sarı bıyık gibi olmasını sağlıyorum. Aynı zamanda korkak da bir robot. Büyüklerimizden duyduğumuz anlamlı bir söz var. Sua yiğitlik olmaz. Büyüklerimizi dinleyerek yatay bölgeyle savaşmayı bırakıp kaçıyoruz. Kontrol mekanizmalarına mantıklı olmak şartıyla istediğiniz kadar koşul verebilirsiniz. Formüller örnek olarak verilmiştir tek başlarına hiçbir şey ifade etmezler. Bu mekanizmalar sayesinde her bölgede ayrı çalışan akıllı bir sistem yaratabilirsiniz. Matrix programında elif blokları olmadığı için bu görevi iflere yaptırırız. Karışık geldiyse alt alta da yazabilirsiniz. Matrix'i kullanırken dikkat etmelisiniz. Hata durumlarında uyarı vermeyebiliyor. Parantez, virgül gibi noktalama işaretlerinin eksiğini fark edemeyebilir. Robotunuzun verdiği sinyallerde kaymalar meydana gelir. Bu şekilde iç içe if'ler kullanarak karar mekanizmaları oluşturabilirsiniz. Dikkat edin kaç tane if kullandıysanız sonunda o kadar parantez olması gerekir. If blokları çok önemli arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa soru sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.